पर हो तुम कहीं है दिल को मेरे यकीन Suyunu verir misin? İç biraz. Su sana iyi gelir. Telefonun çalıyor. Galiba kocan arıyor. Zeyn. Neredesin Aliye? İyisin değil mi? Tabii ki iyiyim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Dinle, doğruca ailenin yanına dön, tamam mı? Seninle orada görüşürüz. Bu evde birlikte olmayabiliriz. Ama bu hayatta beraberiz canım. Anneni üzecek bir şey yapma Zeyn. İkinizin benim yüzümden tartışmanızı istemiyorum. Bana söz ver Zeyn. Lütfen. Söz ver bana. Sana söz veremem. Ama bunu denerim. O da canım isterse eğer. Ben babamın evine dönüyorum. Vardığım zaman sana haber veririm. Olur da bana ulaşamazsan üzülme. Ben seni ararım. Hoşça kal. Merak etme anne. Babam iyileşir iyileşmez ben de bu evden gideceğim. Çok yazık anne. Aliye'nin hayatımı nasıl değiştirdiğini bir türlü göremiyorsun, öyle değil mi? O benim için her şeyi yaptı. Bana çalışmayı öğretti. İşe gitmeye başladım. Allah'a tevekkül etmemi sağladı. Bana namaz kılmayı öğretti. Kimdim ben? Sorumsuz aptalın biriydim. Hiçbir amacım yoktu. Aliye bana bir hayat verdi. Bir amaç verdi. Ve sen onu bu evden gönderdin. Karısı olarak sen nasıl babamın yanında yer alıyorsan, ben de Alya'nın yanında yer alacağım. Ve bu defa senin hatanın bedelini Alya'ya ödetmeyeceğim anne.
Zeynep. Sevgili oğul, anlamıyorum. Neden beni anlamamakta direniyor hiç bilmiyorum. Ben nerede yanlış yaptım? Neden cezalandırılıyorum? Olanlar için üzgünüm. Biliyorum bu beni alakadar etmez. Ama burada tek başınasın ve hiç iyi görünmüyorsun. Kocanla aranda her şey yolunda değil mi? Elbette. O dünyanın en iyi kocasıdır. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Bak beni... Yanlış anlama ama seni evine bırakabilirim istersen. Hayır. Ben annemle babamın yanına gideceğim. Kaldıkları otele. Tamam. Seni oraya bırakayım o zaman. Hadi. Hep bundan korkuyordum. Ya yengem Ali'yi hiç affetmezse diyordum. Hep o cahil kızı yüzünden. Ne diye bunları yaşamak zorunda kaldık ki? Canım. Aliye o konuda tek başına hareket etmedi ki. Biliyorsun Zeyn de ona bu konuda onay vermişti. Bu böyle olmaz. Ben gidip Suraya yengeyle konuşacağım. Aliye. Canım kızım. İyisin değil mi? Onunla yolda karşılaştım. İyi görünmüyordu. Ben de alıp buraya getirdim. Çok teşekkür ederim. Yarın Zübeyre onu saat 10'da büromda beklediğimi söylersiniz. Bu önemli. Adliyeye gitmeden önce sormam gereken şeyler var. Söylerim. Tamam. Öyleyse ben gideyim müsaadenizle. Müsaadesiz. Hayatı... bize her şeyi anlattı. Bugün gidip Suraya yengeyle konuşacağım. Bu konuyu mutlaka bir çözüme kavuşturmamız gerek. Anlamıyorum, o kadın kendini ne sanıyor? Hayır baba. Hayır. Baba lütfen. Sen de benimle geliyorsun. Hayır baba lütfen. Zeyn arıyor. Evet Zeyn, ailemleyim. Evde durum nasıl? Yengemin öfkesi biraz olsun dindi mi? Dayım nasıl? İlaçlarını verdin mi? Her şey yolunda prenses. Merak etmene gerek yok. Her şey düzelecek. Halamla eniştem nasıl? Onlara bir şey söylemedin inşallah. Hayat her şeyi anlatmış. Sanırım Rizvan'la konuştuğu için haberdardı. Hay aksi. Eniştem çok sinirlenmiştir. Gelip onu göreceğimi söyle. Hayır Zeyn. Sen babamı düşünme. Onunla ben ilgilenirim. Sen sadece dayıma iyi bak. Eniştemi telefona ver o zaman. Onunla konuşmam lazım. Zeyn seninle konuşmak istiyor. Evet oğlum. Ne vardı? Sırf senin kızın değil. Bugün bu evden karım yollandı benim.
Şu an yaşadığım öfke ve perişanlık senin hissettiklerinden çok daha fazla. Sana şu kadarını söyleyeyim enişte. İki dünya bir araya gelse ben karıma asla sırt çevirmem. Asla. Teşekkür ederim. Enişte, dünden beri kimseyle konuşmuyor. Odasına da gitmiyor. Seni arayacaktım ama toplantın olduğu için rahatsız etmedim. Alya'nın gitmesine kim izin verdi Rizvan? Suraya yengem, bunun niçin... Fahat! Ne zaman geldin sen? Ne yaptın anne? Bunu nasıl yapabildin? Çok yorgun görünüyorsun Fahat. Şaziye, bir yorgunluk kahvesi yap. Tamam, ben hemen yaparım. Fahat, gidelim. Sana Zeyn'i boş bırakmayın demedim mi? Arkadaşların nerede? Biliyorum, biraz çıkalım dedim ama o istemedi. Kafası bozuk. Moralsiz olduğu için de fazla zorlamak istemedim. Gidelim Rizvan. Süreyya Hanım, size bir şey söylemek istiyorum. Hangi konuda? Zübeyir'le ilgili bir konu. Ne olmuştur Beyre? Biz Alya'nın partisinde tanışmıştık. O gerçekten çok iyi biridir. Ben öyle bir şey yapabilecek biri olduğunu... Seni buraya Zeyn'in kafasını dağıtman için çağırdım. Zübeyir'e metiyeler düzmen için değil. Başka bir şey söylememe gerek var mı? Evet efendim. İzninizle. Vakit epey geç oldu. Git yat. Uyu biraz. Sözümü dinle. Yoksa azar işitirsin. Sen böyle sıcacık cümleler kurduğun sürece uyumak değil, ağlamak isterim sadece. Zaten ağlıyorsun şapşal. Sulu göz. Bak ne diyeceğim. Ben evden ayrıldığımdan beri aylak aylak dolaşıyorsun değil mi? Moralin de bozuktur senin. Öyle. Hiç kolay değil. Evdeki yokluğunu hissetmemeye çalışıyorum. Neden böyle hissediyorum bilmiyorum. Sanki seni günlerdir görmemiş gibiyim. Dayım uyuyor mu? Hmm. Akşam bir şey yemedin değil mi? Nereden biliyorsun? Aptal. Bunu bilmeyecek ne var ki? Seni kitap gibi okurum ben. Öyle mi? Seni duyan da ne düşünür acaba? Sanki sabahtan beri tabak tabak yemek yediğini mi? Zübeyir'in duruşması yarın, öyle değil mi? Evet, yarın. Şarjım bitmek üzere Alya. Telefon her an kapanabilir. Fahat. Bana lütfen bir cevap ver anne. Onu niçin cezalandırıyorsun?
Benim bu yersiz soruya verecek bir cevabım yok. Önce onu cezalandırdın, şimdi beni münasebetsizlikle suçluyorsun. Sebebini bilmek istiyorum. O hani... Zübeyir'e yardım etmeyi seçti. Ne düşündüğümü dikkate almadı. Bana karşı geldi. Bundan eminim anne. Sana karşı gelmenin bedelini ödüyor. Ama Alya kefaleti Zeyn'den onay aldıktan sonra ödedi. Sen de başından beri bu konudan haberdardın anne. Bu da tek bir anlama geliyor. O kocaman Egon bundan büyük yara almış. Bu yaptığın çok yanlış anne. Zeyn. Abi. Gidiyoruz. Nereye? Babamı tekerlekli sandalyeye oturtalım. Yardım et bana. Abi ne oldu ki? Anne, onu sakinleştirmek için yapmadığım yaltaklık kalmadı. Ama hiçbir işe yaramadı. Nesi var bilmiyorum. Gözü hiçbir şeyi görmüyor. Anne, bir şey yapman lazım. Anne. Biz geldik biz baba. Hazırız. İstediğin zaman gidebiliriz baba. Fahat. Ne yapıyorsunuz siz? Belli ki hepimiz sana karşıyız anne. O yüzden sen bizi kapının önüne koymadan biz gidiyoruz. Ben bu kadar haksızlığın olduğu bir evde kalmayacağım. Kardeşim de kalmayacak. Babam da kalmayacak. Çocuklarım da kalmayacak. Tebrik ederim. Katı kurallarınla bu evi yaşanmaz hale getirdin. İnsanları burada kapalı tutabilirsin. Ama ruhlarını değil. Ruh özgürdür. Biz de ruhlarımızı özgür kılıyoruz. Hepimiz. Anlamıyorum. Neden bu kadar inat ediyor? Neden onları durdurmuyor? Durdur bizi anne. Yoksa kaybeden biz olacağız. Fahat, biz ne olacağız? Gelin diyen yok. Ama ikiniz de bizimle gelmek istemezseniz eğer, bu beni hiç şaşırtmaz. Üzgünüm anne. Ama Fahat burada kalmayacaksa ben nasıl kalabilirim? Anne. Üstümü değiştirip geliyorum hemen. Tamam, değişmeme gerek yok. Böyle de gelebilirim. Ben bu kadar haksızlığın olduğu bir evde kalmayacağım. Kardeşim de kalmayacak. Babam da kalmayacak. Çocuklarım da kalmayacak.
Yarından sonra Ramazan başlıyor. Kendi evinizi bırakıp gidecek misiniz? Annenizi burada yalnız mı bırakacaksınız? Alya bu evin çok önemli bir bireyi anne. Mübarek Ramazan onsuz başlayacaksa bizim buradaki varlığımızın bir anlamı kalmaz. Bağışlayın beni. Haklısınız. Hatalı olduğumu kabul ediyorum. Annenizi böyle mi cezalandıracaksınız? Bağışlayın beni. Lütfen affet beni Osman Bey. Alya'yı geri getireceğim Zeyn. Ondan özür dileyeceğim oğlum. Hayır anne. Düşünmem bile yeter. Fazlasını istemiyorum. Alya'yı ben geri getiririm anne. Üzgünüm anne. Ama benim doğru yolu bulmamda bana en çok yardımcı olan Alya'ydı. Ben nasıl onun yanında olmayabilirim ki? Seni seviyorum anne. Seni almaya geliyorum canım. Eve dönüyorsun. Ne? Nasıl? Benim yüzümden annenle tartışmadın değil mi? Hayır şapşal, ne tartışması? Aksine annem seni eve getirmemi istedi. Hemen hazırlanmaya bak. Birazdan oradayım. Gerçekten mi? Seni seviyorum. Hoşça kal. Anne, baba. Zeyn beni almaya geliyor. Yengem beni geri getirmesini söylemiş. Allah'ıma şükürler olsun. Ne demiştim ben? Kimse Alya ile uzun süre dargın kalamaz. O doğruluğuyla, temiz kalbiyle her müşkül durumdan alnının akıyla çıkar. Şimdi git giyin. Evine üstünde hoş bir şeyle dön. Giysilerini getirmiştin değil mi? Ne fark eder ki anne? Zaten üstümdekinden başka bir şey yok. Ah, benim var abla. Hem de sana çok yakışacak bir şey. Hadi gel. Hadi. Gördün mü? Anneciğim, bence çok isabetli bir karar verdin. Müthiş bir hamleydi. Tam bir usta işi. O hamleyi yapmasaydın bu her şeyin sonu olabilirdi. Evet, ben tahmin etmiştim ama. Benim annem akıllı kadındır. Kolay kolay pes etmez. İkiniz de beni yalnız bırakın lütfen.
Gidin buradan. Çocuklar hata yaptığında büyüklere düşen görev onları affetmektir. Büyükler hata yaptığı zaman ne yapmak gerektiğini sen karar ver. Bağışlayın beni. Geldin mi? Hemen geliyorum. Hayır, hayır. Daha değil. Araba arızalandı. Ne yapacaksın? Başka çarem yok. Koşarak geleceğim sana. Abla, eniştem geldi mi? Hayır. Neden? Çünkü ben ona gidiyorum. Go behlae behkae
Anne, bizden istediğin... Zeyn, saat 7. Ne olmuş? Saat 7. Bugün Zübeyir'in duruşması var. Kalk çabuk.
Sağ ol. Hayatıma girdiğin için Zeyn. Sağ ol. Hayatıma anlam kattığın için. Evet anne, yoldayım. Reyhan'la buluşmaya gidiyorum. Sen doğruca mahkemeye gel. Tamam. Savcılık ortaya bir delil koyamadı. İddiasını destekleyecek bir kanıt sunamadı. Mahkemeye suçun tamamen işlendiğini ispat edemedim. Hakim Bey, polis olayı soruştururken bazı delillere ulaşmıştı. Biz de bunları kanıt olarak sunmuştuk. Suçun gerekçesi daha önce mahkemeye sunuldu. Bu kaza detaylı bir planın sonucudur efendim. Bir sanığın suçlu bulunmasını talep ediyoruz. Mahkemeden talebim, anayasanın 307. maddesine dayanarak taammüzen cinayetten 10 yıl ağır hapse mahkum edilmesidir. Sayın savcı, siz cezanın ne olacağına dair kararı mahkemeye bırakın. Varsa başka bir deliliniz onu sunun siz. Çünkü eldeki deliller suçun isnadı için yetersizdir. Savunma makamı iddiaları çürüten bazı deliller sundu. Zübeyir Kureyşi'nin o gece otelde olmadığını kanıtladı. Bu da Zübeyir Kureyşi için yeni bir soruyu gündeme getirir. O gece neredeydi? Sayın Hakim, eğer izin verirseniz müvekkilimle biraz konuşmak istiyorum. İzin verildi. Teşekkür ederim Hakim Bey. Zübeyir, bu çok önemli. O gece nerede olduğunu mahkemenin bilgisine sunmak zorundayız. Masumiyetini ispat etmen için tek çare bu. Bizim için tek çıkış yolu. İyi düşün Zübeyir. Seni gören biri var mıydı? Bir tanık. Suçun işlendiği saatte orada olmadığını doğrulayacak biri. Ben şahidim. Lütfen tanık kürsüsüne gelin. Söyleyecekleriniz varsa burada söyleyin. Gerçeklerden başka bir şey söylemeyeceğinize kutsal kitap üzerine yemin eder misiniz? Mahkemeye söz veriyorum. Sadece gerçekleri söyleyeceğim. Sayın Hakim, Zübeyir o akşam otelden 9 civarı ayrılmıştı. Biliyorum çünkü otel önünde onu bekliyordum ve sonrasında bütün gece beraberdik. O bu gerçeği mahkemeden saklamayı seçti. Çünkü benim zor durumda kalmamı istemedi. Savunmayı ve iddia makamını dinledim. Tanıkların beyanatlarına ve eldeki kanıtlara dayanarak bir karara vardım. Ben suçu Zübeyir Kureyşi'nin işlediği kanaatinde değilim. Kendisinin Osman Abdullah'ın başına gelen kazada bir dahli yoktur. Zübeyir Kureyşi bunda bir rol oynamamıştır. O nedenle mahkeme sanığın beraatine karar vermiştir. Dava kapanmıştır. Sanık gitmekte serbesttir. Teşekkür ederim Hakim Bey. Allah'ıma bin şükür olsun, adını temizledin. Teşekkür ederim. Şanslısın. Bu kız tam zamanında gelip seni kurtardı. Ben bunu tuhaf bulsam da çok cesur bir kızmış. Hiç düşünmeden kendini ortaya attın. O seni düşündü. Onu nasıl düşünemem ki? Bu adam sırf adıma leke sürüleceğinden korktuğu için masum olduğunu kanıtlayamadı. Buraya gelip tanıklık etmeseydim, yaşadığım sürece vicdan azabı çekerdim. Teşekkür ederim Natasha. Teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Onu Allah kurtardı.
Müsaadenizle. Üzgünüm. Başına gelenler için. Geçmiş olsun. Neden söz ediyorsun Zeyn? Sen bana bütün desteğini verdin. Asıl sen bana inandığın için ben sana minnettarım. Ben bir şey yapmadım. Sırf Alya'nın sana olan güvenine inandım. Buradan ayrılıyorum. Bugün Bopal'e dönüyorum. Vizen ne olacak? Vizem iptal edildi. Başka zaman yeniden başvururum. Neden Bopal'e dönmek istiyorsun ki? Bizimle gel. Evde kalırsın. Evet Zübeyir, Zeyn haklı. Anne, sen de söyle. Zübeyir'in bizimle kalmasını istiyoruz. Lütfen anne. Zübeyir tekrar vize alana kadar bizde kalmasını çok isteriz. Eminim bunu babam da çok ister. Teşekkür ederim yenge. Hala, teyze, sizin de kalmanızı istiyoruz. Zeyn oğlum, Ramazan'a az bir zaman kaldı. İkimiz de oruç zamanı evlerimizde olmak zorundayız. Ama Allah izin verirse bayramda hep beraber oluruz inşallah. Neye bakıyorsun canım? Hilal'in görünmesini bekliyorum. Ama güzel karım benim yanımda. Ramazan ayı yarın başlıyor. Mübarek ay herkes için bolluk ve bereket demektir. Ramazan ayı boyunca yapılan bütün iyilikler Allah katında kabul görür. Sevabı misli misli büyüktür. Sen hiç oruç tutmuş muydun? Bu İslam'ın en önemli farzlarından biridir. Söyle bana, şu an en çok istediğin şey nedir? Bir dileğin var mı? Babam iyileşsin istiyorum sadece. Hepsi bu. Ben her gün orucumu tutacağım. Bu Ramazan, dayımın iyileşmesi için dua edeceğim. Göreceksin, o tamamen iyileşecek. Alya'nın odasında ne arıyordun? Benimle gel. Yenge, ben sadece... Buraya Alya'nın beynini yıkamaya gelmedim. Kendini Zeyn'e kabul ettirmek istiyorsun. Natasha, nasılsın? Babanın çok fazla borcu olduğunu duydum. Çok zor durumdaymış. Biliyorsun, ona yardım edebilirim. Sen de bana tabii ki. Bu arada Zübeyir'in masum olduğundan eminsin, öyle değil mi? O halde mahkemeye gel. Onun lehinde tanıklık etmene ihtiyacı var. Eğer bunu yaparsan samimiyetini de ispatlamış olursun. Ve tabii Zübeyir'in gerçek dostu olduğunu. Bunun için yapmak istediğim seni ilgilendiren bir şey değil Natasha. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sadece onu söyle.
Yenge, sen... Osman Bey'in o kazayı geçirmesine sebep olan şey otelin ihmalkarlığı. Senin bir sorumluluğun yok. Bilirkişinin raporuna göre o asansör arızalıymış. Bir süredir sorunluymuş. Raporu mahkemenin dikkatine sunulacak. Bugün. Ama bu bile seni kurtarmaya yetmeyecek. Sunulacak rapor hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Çünkü savcılığın elinde aleyhinde delil var. Bunlar da iddia makamının tezi için yeterli. Savcı suçlu olduğunu ispatlamakta fazla zorlanmayacak. Seni suçlu bulacaklar. Ben böyle düşünmüyorum. Çünkü gerçekten masumsan... O zaman beraat etmelisin. Dava düştükten sonra vizeni ben alırım. 2,5 milyon rupi de para veririm. Ama bu suçu kabul etmek olur. Bunu sözünden dönmeden önce düşünecektin. Bana verdiğin sözü tutmak zorunda olduğunu biliyorsun, öyle değil mi? Senden Zeyne sürekli seninle ve Alya ile ilgili hikayeler uydurmanı istiyorum. Bunu bıkmadan usanmadan yapacaksın. O kadar ki sonunda Zeyn düşünmek zorunda kalacak. Alya'yı eleştirmekle aslında haksızlık etmediğime karar verecek. Zeyn Alya'yı çok seviyor yenge. Bunu yapmanın nedeni ne? Çünkü Alya herkesin bana cephe almasına sebep oldu. Kendi evimde beni küçük duruma düşürdü. Alya benim gözümde suçludur. Suraya Abdullah da ona yanlış yapanı cezalandırır. Ceza o kadar ağır olacak ki Zeyn'den ve bu evden ayrıldıktan sonra bile... ruhunda açılacak yaralar asla kapanmayacak.